Değil mi? Tabii canım. Bana yakışır değil mi? Ya güzele ne yakışmaz kardeşim? En kısa zamanda ben sana gidip boya alayım diyorum. Aa. Ay Gizem, ben ne diyorum? O bana al diyor ya. Ya yürü Allah'ın sen, geldik zaten. Hadi ya, konuşuyor oradan ya. Geldik mi? Yüce Rabbim bana bu günleri de gösterdi. Hadi gidelim. Selamünaleyküm kardeş. Selamünaleyküm emme. Oo, Ramazan hoş gelmişsin yeğenim. Hoş gördük. Sen de hoş gelmişsin Hafız Efendi. Hoş görmüşüz. Ya biz olanları duyduk da emme. Bak Gizem bir Güllü'yü görecekti. Güllü evde mi? Yok, sabah çıktı. İyi, o vakit biz gidelim. Ben yine gelirim. Tamam kurban olduğum. Hadi gidelim. Hadi. Ne? Gitmek mi? Ne gitmesi ya? Kanter içinde kaldık. Onca yolu geldik. Ya dünkine hani bir oturalım, bir acı kahve içelim. Peki, o vakte kadar Güllü Hanım gelir, görüşürsünüz. İyi, madem öyle diyor. Peki, buyurun. Ben bir Zehra ablayı göreyim. Tamam, kurban oldum. Kolay gelsin emme. Gülizar bacımı görmeden gidersem ayıp olur diyorsun yani. Çok ayıp olur. Tek derdim bu düğün yani. Ya utandırma beni, o kadar yol geldik. Gülizar bacıyı bir görelim, belki bir acı kahvesini içeriz. İçeriz, içeriz. Çapkın. Kemal Şahin, ziyaretçim var. Kim ola ki? Mahkeme yakındaymış. Orhan'ın suçu sabitlenirse beni salma ihtimalleri kuvvetlenirmiş. O soysuz yakalandı değil mi? Ben de aslında tam bunu söylemeye gelmiştim. Kemal. Orhan kaçmış. Kaçmış mı? Mahkeme günü kaçmış. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Jandarma, polis her yerde onu arıyorlar ama bulamamışlar. Keşke geberseydim Uğit. Keşke sağ konmasaydım. Öyle deme Kemal. Eğer ona bir şey olsaydı ömür boyu burada kalabilirdin. O adam benim anamı öldürdü Güllü. Yetişmeseydim seni de... Sen olmasaydın beni de oğlumu da öldürecekti. Bu iş burada bitmedi. Jandarmalar bulamasa da ben bulacağım Uğit'i. Cehenneme de gitse kurtulamayacak elimden. Çok üzgünüm Kemal. Hepsi benim suçum. Bütün bunların olmasına ben sebep oldum. Keşke böyle olmasaydım. Keşke bu kadar kör olmasaydım. Her şeyi daha önceden görebilseydim. Belki o zaman senin burada olmana, ananın ölmesine de mani olabilirdim. Çok pişmanım. Senin bir suçun yok Güllü. O adam sadece seni değil, herkesi kandırdı. Hatta karımı bile. Kemal, bana kalırsa kaçmasına o da yardımcı oldu.
Halide mi? Evet. Ben hiç güvenmiyorum bu adamlara. Baksana daha çok para koparmak için ellerinden ne gelirse yapıyorlar. Başka çaremiz yok. Orhan onlara muhtaç olduğu sürece istedikleri her şeyi yapmak zorundayız. Hadi sen git istersen. Bir haber gelirse ararım seni. Tamam. Bu iş çok fena canımı sıkıyor. Orhan yaralı. O halde daha fazla dayanamaz. Bizim için mühim olan gemiye binmesi. Yakalanmadığı sürece ona ne olduğu umurumda bile değil. Sen nasıl böyle konuşabiliyorsun? Hiç mi vicdan yok sende? Bana ahlak dersi verecek vaziyette değilsin Zahar. Güle güle. Vallahi kalbim yerinden fırlayacak gibi. Gözlerim kararı. Şey gibi de Hafız. Hani böyle aşık olan sahabiler gibi birbirine. He? Ama bu bana ilk defa oluyor. Neredeyse kalbim duracak. Allah Allah. Sen nasıl coştun, nasıl sevdalandın? Sen nasıl bir rüya gördün ki ne Hafız yani? Hayırdır inşallah Hafız efendi. Yine ne rüyası gördün? Hiç. Sağ ol. Hayır. Hayır, hayır. Öyle rüya işte. Amanın. Abo. Kimler gelmiş, kimler gelmiş? Hoş geldin canım. Nasıl Seyran ha? İyiyim canım. Sen nerelerdesin? Yüzünü gören cennetlik he? Ya öyle deme ya. Yemin ediyorum işim başımdan aşkın vallahi ya. Bir dükkanla uğraşıyorum, bir aha bununla uğraşıyorum. Yoksa ben de sizi özledim ha. Yalanım batsın mı? Siz de hoş geldiniz Hafız efendi. Ne olmuş öyle kıpkırmızı olmuşsunuz, hasta mısın kızıyorsa? Ne oldu Hafız? Yüzü kıpkırmızı olmuş hakikaten. Hiç hanımefendi. Hasta falan değilim. Maşallahım var. Tırp gibiyim. Vallahi benzemiyor da değilsiniz yani. Şey, bayır dur bu. Duyun ne sana diyor Hafız. Bayır turpu. Bayır turpu Hafız. Sallan seni. Kahretmez. Gülizar Hanım. Nereye gidiyorsunuz? Bizimle oturmaz mısınız? Allah Allah. Niye?